Merhaba arkadaşlar, yine annemden gizli bir videoyla karşınızdayım. Çok fazla bağırmamaya çalışıyorum. Çünkü annem şu anda dinleniyor, uyuyor arkadaşlar. O uyurken ben de gizli bir video çekmek istedim. Ne videosu diyeceksiniz? Bakın şimdi gösteriyorum size. Annem dün gece bu videoyu çekmiş, malzemelerini bile burada bırakmış. Hiçbir şey kaldırmamış, demek ki geç saatte çekmiş. Kıyamadım ben folyolamaya, bunu bir ayırayım demiş. Ayırmış ama üstünü kapatmamış. Ne anlamı kaldı ki o zaman ayırmanın anneciğim? Bunu bir annemle konuşmam lazım. Şimdi ben de dedim ki madem böyle açıkta bırakmışsın. Şu slime'lerle bakar mısınız? Madem bunları açıkta bırakmış. Ben de güzel bir video çekeyim. Bunlarla oynayayım size seslerini. Baksanıza pufur pufur olmuş üstleri. Bunun seslerini size dinleteyim. En sonunda bir tane bakın folyoları da burada bırakmış. Altın folyoları da burada bırakmış. Bir tanesini alayım üstüne sereyim ve folyoyla oynayayım dedim. Nasıl fikir arkadaşlar? Ben bayıldım. Bir de arkadaşlar annem slime'larını asla bize dokundurtmaz. Koleksiyonu bekleyeceğim, dokunmayın dokunmayın diye bize kızar. Bakın iki slime de burada unutmuş. Şimdi ben dokunmayayım da ne yapayım bu slime'lara? Oynamayayım da ne yapayım? Kurumuş mu kurumamış mı diye oynayacaktım, böyle bir elleyecektim derken aklıma siz geldiniz. Hemen kamerayı kapattım geldim. Birazcık da sessiz oluyorum ve hemen oynamaya başlıyorum. Sesini size dinleteceğim arkadaşlar. Şuraya da bakın Poyraz bozmuş. Şurada pufudukluk gitmiş artık. Alttan slime'ın rengi gözüküyor bakın. Yaramaz Poyraz. Arkadaşlar çünkü ben anneme demiştim ki hem gümüş hem altın folyo var. Gümüşü ben yapayım, altını sen yap. Challenge yapalım dedim. Beni dinlememiş. Ben uyurken gece yapmış bunu. Yani bu videoyu hak ettin anneciğim. Bana asla kızamazsın bu videoyla ilgili. Arkadaşlar kızarsa yorumlarda bana arka çıkın. Beni yalnız bırakmayın. Hadi yine çok konuştum annem gibi. Hemen başlıyorum. Bazı yorumlarda okuyorum beni istemiyorsunuz ama ben ısrarla geliyorum. Gitmeyeceğim arkadaşlar, gitmeyeceğim. Bunu artık anlayın. Çünkü annem kadar sizi ben de çok seviyorum. Gitmiyorum yani. Bunu unutun arkadaşlar. Acaba ilk bununla mı oynasam, bununla mı oynasam, bununla mı bununla mı derken aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Bu bembeyaz, tertemiz slime'ın üstüne sıfırdan bir folyo yapsak mı? Annem onu folyo yapmama için ayırmış ama ne dersiniz? Ya dur ilk önce bununla oynamaya başlayayım. Hevesimi alamazsam buna geçelim. Videonun sonunu bekleyin. Bakalım nasıl yaramazlıklar yapacağım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. İlk önce şu dokusuna bir bakalım. Susuyorum ve sessizce duyuruyorum bakın. Küpük küpük olmuş arkadaşlar. Sünger gibi. Şuna bakar mısınız şu sese? Bütün köpükleri indirdiğime göre şu dokuya bakın, kadife gibi dokusu var. Elim kayıyor üstüne, bakar mısınız? Tabi bakamıyorsunuz arkadaşlar. Sizi çok özendiriyorum. Kusura bakmayın ama lütfen bu tarifi deneyin. Nasıl yapmışsa annem. Bakın elime bakın, kayıyor. Gördünüz mü? Kaldırıyorum, hazır mıyız? Dur bakalım yapışıyor mu yapışmıyor mu bir test edelim. İki ayrı slime tek parça olarak kalktı. Bundaki yeşillikleri anlamadım. Ne bu, bu mavilik yeşillikler? Tam da folyoların olduğu yerde var sadece. Allah Allah. Ortadan ikiye ayırıyorum şu an. Kurumuş olsaydı ben bundan kesin kendime elbise dikerdim. Şimdi doğruyu söylemem gerekirse kurumuş arkadaşlar. O daha demin köpüğünü patlattığımız yer slime yapısını şu anda bozdu, kuruttu. Öbür tarafı çok güzel ama bakın. Evet bu böyle kalsın. Şimdi sıra bunda. Bakın arkadaşlar lahmacun gibi. Şuna bakın. Böyle hamur gibi şu yani. Arkadaşlar bu dokuyu ellemeniz lazım. Lütfen bu slime'ı bir gece bekletin. İpek gibi eliniz böyle kayıyor. Böyle bir slime olabilir mi? Bakın 3, 2, 1. Bunda boncuklar daha az olduğu için bunun kadar sert değil. Boncuklar sertleştiriyor. Bu çok güzel oldu. Bu yumuşacık oldu. Yine çok fazla açılmıyor ama yumuşacık oldu. Bunun üzerine bence... Ay çok bağırıyor.
Gördüm arkadaşlar. Annem uyanacak diye korkuyorum. Bunun üzerine bence folyo serebilirim. Bunlar böyleyse beyaz eminim daha güzeldir. Bunlar şöyle bir kenara dursun. Ben bir beyazla oynayayım. Olmadı. Bu beyazı mahvetmek zorunda kalacağım. Onun üzerine folyo sereceğim. Bunu tabakta unuttuğu için diğerleri kadar sert olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Ama şu dokuyu anlatamam. Yani bu gerçekten bu bulaşıkta kullandığımız sünger var ya. O gerçekten arkadaşlar sünger olmuş ya. Hazır mıyız? Bu gerçekten efsane. Köpük köpük. Kaymak gibi arkadaşlar. Böyle bir şey. Tam rahatlatıcı bir slime arkadaşlar. Bir stresiniz varsa, gerginseniz bunu alıyorsunuz elinize ve bulutların üstünde yürüyormuşçasına stresinizi bununla atıyorsunuz. Tabii ki de folyoyu bunun üzerine yapacağım ve bu slime'ı mahvedeceğim. Mahvetmeyeceğim arkadaşlar aslında ya. Çok güzel olacak bakın. Ah böyle bir slime. Ve bir gece dışarıda beklemiş bir slime olmasına rağmen bu kadar güzellikte. İzlediğime göre annem bu slime'ı çok kolay yapmış. Bir daha yapsın kendine. Ben şimdi bunu folyolayacağım. Hazır pofuduk slime olmuşum. Kaçırır mıyım hiç? Tamam hadi yeter bu kadar. Çok oynadım arkadaşlar. Şu folyo işine hemen annem uyanmadan geçeyim. Şunları şöyle bir arkaya doğru atayım. Ben bunu bulduktan sonra ne yapayım bunları? Evet. Nasıl yapıyorduk şimdi arkadaşlar? Şöyle güzelce bir slime ayarlıyorum. Şöyle bir açıyorum güzelce. Nasıl yapıldığını bilmiyorum ama herhalde hatırladığım kadarıyla böyledir. Hemen bir tane folyo alıyorum. Arkadaşlar bu folyoyu da ben çok sevdim. Çok narin. Böyle çok güzel. Koyuyorum. Hazır mıyız? Annem iki kat koymuş. Ben bir kat koyacağım ama. Bir de kızar falan. Arkadaşlar sayıyor annem bunları. Tek tek sayıyor. 200 tane altın rengi var? Sayıyor tek tek. Gerçekten inanmıyorsunuz ama siz. Hadi sen de çık. Ne yapıyoruz şimdi? Şöyle bir kenarlarını güzelce ayarlayayım. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben hazır değilim. Çünkü bu güzelliği bozmak istemiyorum. Baksana da altın külçesi gibi bozmaya başlıyorum. İşte videonun burasında like atan arkadaşlarımızın tuttuğu altın olsun diyorum. Ve bu güzel sözle birlikte bozmaya başlıyorum. Çok güzel bir görüntü. Arkadaşlar annem uyanmadan bunu yaptım ya. Yaramazlıklara doymuyorum. Hadi bir tane daha atalım arkadaşlar üstüne. Doymadım çünkü bu beni kesmedi arkadaşlar. Hemen bakın. Vallahi. Gel bakayım şöyle. Yaramazlığın überliğini yapalım mı arkadaşlar? Ama anneme söylemek yok arkadaşlar. Lütfen. Üçüncüyü de koyacağım. Ay bir dakika. Gel bakalım tatlım sen. Doymuyorum arkadaşlar. Ben bunu bugün bitirmezsem iyi. Biri bana zor desin. Şu altınlığa bakın ya. Benimki de mi yoksa durunca böyle olacak arkadaşlar? Ne kadar güzel şu an rengi. Bir gecede bu hale gelmiş. Acaba bu maviliği veren ne? Neyse sen bir git şimdi şuradan. Ben bu güzel altınımla oynayacağım. Bu elimdekileri ne yapacağım? Ben bunlarla mı yaşayacağım?
Tamam güzelsin. Güzel bir dövme gibi oldun. Sanki parmaklarından altın akıyormuş gibi oldu ama. Ama çıkmıyor. Annem ellerimi görse kesin anlar. Bunları ne yapacağım ben? Arkadaşlar dövme gibi çıkmıyor. Bakar mısınız? Üf, görürse görsün. Ne yapayım? Şu güzelliğe bakın. Zaten annemin fanları. Yani siz oluyorsunuz arkadaşlar. Benden önce haber verirsiniz anneme. Bakın ne yapacağım şimdi. Bu minik parçaları da koyacağım. Ya oldu olacak. Bir tane daha koyayım ama çok istiyorum koymak. Annem nereden aldı bunları? Bir delik yap. Bunun üzerine bir tane de gümüş mü koysak? Şişt, Buse kendine gel. Ona cesaretim kalmadı annem. Hepten arkadaşlar artık beni kanaldan gönderecek. Evden de gönderecek bunları yapınca. Eğer bunu da yaparsam annem bu Big LOL var ya arkadaşlar onu kesin kendi açar. Bunu yapamam. Onu benim açmam lazım annemle birlikte. O yüzden daha fazla yaramazlığa gerek yok. Artık videomu bitiriyorum arkadaşlar. Bence çok güzel gizli bir video oldu. Annem uyanmadan hallettim, çektim. İnşallah annem uyanmadan da yayınlayabilirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.